Şu ana kadar ülkeyi isyancı ideolojisine alıp oynamayı denedik. Sonsuz savaş modunu denedik. Sonsuza kadar savaşlar gerçekleştirdik ve bunun bir sonu olmayacağını anladık. Ama buradaki hala denemediğimiz özelliklerden bazılarını ben hala açıkçası paylaşmak istiyorum. Bugün de bunlardan medeniyetleri karıştır özelliğini deneyeceğiz. Medeniyetleri karıştır şu şekilde çalışıyor. İçinizde deneyenler vardır, denemeyenler de vardır. Bütün medeniyetlerin konumlarını farklı yerlere gönderiyor. Yani Çin'e Amerika'nın gelme ihtimali var. Türkiye'ye Hafter güçlerinin gelme ihtimali var. Almanya'ya Amerika'nın gelme ihtimali var ne bileyim. Bütün ülkelerin yerlerini birbirlerine karıştırıyor abi genel olarak bu. Biz de bugün bunu yapacağız ve bir ülkeyle oynamaya çalışacağız. Oynayacağız bakalım nasıl bir video olacak ben de gerçekten bilmiyorum. Türkiye falan nereye gidecek hangi ülke nerede olacak ben de gerçekten merak ediyorum. Dilerseniz ve karıştır diyelim ve bakalım hangi ülke nerelere gidecek. Evet abi Türkiye baktı Libya'daki iç savaşa tam olarak müdahale edemiyor. Dedi o zaman direkt ben kendim Libya'ya gideyim. Onun haricinde Libya'daki kabileler Ukrayna'ya kaçmış abi. Artık Ukrayna'yı yönetecekler. Abi gerçekten Faroe Adaları gibi şuradaki bir tane eyalette bir ülke koca Rusya'yı mı aldı? Vallahi bu işten en karlı çıkan ülke Faroe Adaları olmuş. Çin artık Marshall Adaları tarafından yönetiliyor. İran Kore'ye Müslümanlık götürmek için Güney Kore topraklarını eline geçirmiş. Helal olsun be. Suriye baktı artık göç edecek bir yer kalmadı. En sonunda adamlar göçe ede de Japonya'ya gelmişler. Ve Amerika Birleşik Devletleri artık Nepal tarafından yönetiliyor. Nepal topraklarında da Dominika var. Rusya burada Bangladeş topraklarına sıkışıp kalmış. Hindistan ise artık Fransa tarafından yönetiliyor. Oha Türkiye! Pakistan Pakistan'la aramızdaki dostluk bu kadar ilerlemiş miydi ya? Biz Pakistan olmuşuz. İsveç'te herhalde İskandinavya'daki o rahat yaşamdan sıkılıp biraz da Türkiye'de yaşayayım demiş. Abi Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi olmuş. Bence pek de yanlış olmamış açıkçası. Doğru olmuş. Norveç'te Kuzey Kıbrıs'a taşınmış. Artık Yunanistan'la Norveç arasında bir çekişme izleyeceğiz Kıbrıs'ta. Mısır Afrika'nın bir ucundan diğer ucuna gitmiş. Mısır topraklarından Fas'a taşınmış. Mısır toprakları da İrlanda'ya gitmiş. İrlanda ise Birleşik Krallığa gitmiş. Birleşik Krallık Britanya adasını bırakıp İrlanda'ya taşınmış ve Birleşik Krallık toprak da Tokelau'ya gitmiş. Oha Polonya'da milliyetçi Türkiye var. Adamların nüfusunun %98'i Polonyalı, %0.3'ü Alman ama ülke milliyetçi Türkiye. Artık Kanada Sovyet Rusya tarafından yönetiliyor abi. Sonunda komünizmi oraya da getirmişler ama demokrasi ideolojisinde. Hindistan artık o 1.5 milyarlık nüfustan sıkılmış sonunda adam İzlanda'ya gidip rahat bir hayat sürmeye karar vermiş. En iyisini yapmışsın Hindistan. Abi Groenland'de Nazi Almanyası var. Oğlum buradan ne yapacaksın? Kime ne yapabilirsin lan buradan? Bak yanında da Sovyet Rusya var birbirlerine bayağı yakınlar abi. Buradan umarım bir sorun çıkmaz. Azerbaycan baktı. Güney Azerbaycan topraklarını alamadı bir türlü. Direkt İran almış abi. Helalsiniz. Bravo size. Ama kendi topraklarını da Bolivya'ya salmış. Ermenistan topraklarında artık İtalya var. Japonya basbaya Umman'a taşınmış. Oğlum Allah aşkına ya. Abi şunların bayrağını Kürdistan bayrağına falan benzettim. Bir an linç yeriz diye korktum. Tacikistan'mış. Oh be. Hollanda Bahreyn'e taşınmış. Katar Kuveyt'e taşınmış. Artık Türkiye'nin sınır komşuları Marshall Adaları, Fransa, Moldova ve Azer Azerbaycan devletleri. Aa bakın burada ne buldum. Şu tatlışlığa bak. Şu güzelliğe bak. Çin. Ne? ne? Nasıl ikinci sırada lan Çin? Ha bu galiba eski sıralamalara göre duruyor abi. Tamam sıralamaları bozmamışlar. Anladım. Evet abi Çin'e bak sen. Buradan buraya. Geçmiş olsun Çin. Burada küçük tatlış bir şey daha buldum ben. Komünist Amerika devleti. Şimdi burada acayip bir durum var. Komünist Amerika var. Sovyet Rusya var. Ve bunların yanında Nazi Almanya'sı var. Buradan çok net bir dünya savaşı çıkar abi. Çok net. Avrupa'ya biraz bakalım. Romanya'da Niue var. Bulgar Bulgaristan'da Ekvator Ginesi, Yunanistan'da Gürcistan, Makedonya'da Polonya, Arnavutluk'ta Gambiya, Sırbistan'da faşist oğlum Amerika senden kaç tane var? Komünist Amerika var, faşist Amerika var, normal Amerika'da Allah bilir vardır ama bulamıyorum şu anda yerini. Yani Amerika çoğaltmış kendini nasıl yaptın oğlum bunu? Filistin devleti Bosna Hersek'e taşınmış. Hırvatistan'da Orta Afrika var. Avusturya'da Brezilya var. İspanya toprakları artık Fiji tarafından yönetiliyor. Onun sınır komşusu da Kuzey Mariana Adaları. Hafter güçlerine bak lan Orta Afrika'ya sıkışıp kalmışlar. Güney Sudan'a. Evet abi Ermenistan Venezuela'ya göç etmiş hayırlı olsun. Yani hakikaten acayip bir hale gelmiş harita. Daha da çok anlatacak bir ülke kalmadı. Ama bence bunu oynamak yerine izleyici modunda izlersek daha güzel olur. İzleyici modunu açalım. Eğer saldırganlığı fullleyelim. Oyun zıvı Savaş simi klasik yapalım. Şöyle bir izleyici modunda gerçekten merak ediyorum nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Dilerseniz şimdi hep beraber izleyelim. Onun bütün ülkeler eski yerlerine geri döndü. Ya Lucas'a eğlenelim diye bir iki özellik koymuşsun. Onların da hiçbir çalışmıyor. oğlum. yapacağın.